Çapa'dan dönüyoruz. Yanımda iki imam hatipli var. Böyle bir çok sıkıldılar. Ne oldu dedim. Namaz kaçacak akşam namaz dedi. Allah Allah dedim. Karanlık bir binaya girdiler. Ne yaptılar da bu kadar mutlu oldular? İlk defa namaz kılan insandaki o yüzündeki mutluluğu görmüştüm. Bir gün hoca çağırdı yanıma. Ya Salih dedi, çok meşhur olmak istiyorum dedi. Hocam daha Çapa'da profesörsünüz dedi. Daha ne olacak? Çok televizyonlara çıkmak istiyorum dedi. Bana mason ol diyorlar dedi. Hocam yapma be dedim ya. Vakti iyi değerlendirmenin bir şeyini ilk lisede anlamıştım. Üniversite imtihanına hazırlanıp doktor olmak istiyorum. Onun için iyi çalışıyorum. Felsefe dersi var. Arkadaşlar da istiyor ki felsefe kaynasın. O felsefeci bilek güreşçisiymiş. Dereceleri var, bir de karateciymiş. Spor konusu açılınca ders kaynıyormuş. Arkadaşlar bir oyun planlamışlar. Hoca girdi, bizde Salih diye bir arkadaş varsa yeneceğini söylüyor. Ben lise talebesiyim, adam şampiyon. Hoca böyle bir baktı böyle. Bu mu lan dedi. Yazık dedi, üniversiteye giremez dedi. Kolunu üç yerden kırarım dedi. Başladı beni ezmeye. Tabi oradan spor atar, ders kaynıyor. İş oluyor. Her derse girişte, hocam yine söylüyor diyorlar. Komplo. Hiç öyle bir şey söyledim yok. Ya düşündüm şimdi, tamam. Hoca benden alay ediyor bir Ermeni. Beni bir Müslüman Türk eziyor. Kuvvetli de. Ya dedim, hiç bunun bir çıkış yolu yok mu? Ya bu adam niye benden alay ediyor? Gideyim dedim, bir kitap okuyayım. Yani bunun bir mucizesi var mı bir şey? Okudum, ilk defa tıp kitapları okuyorum. İzometrik çalışma. Şöyle alıyorsun duvara. Kaslar ne kısalıyor ne uzalıyor. O duvarı itmeye çalışıyorsun. Öyle çalışma teknikleri okudum. Onları yaparsan diyor kitap. 3 ayda 3 katına kuvvetine çıkar. O zaman dedim bu Ermeni'yi yenerim ben. Ama peki nasıl yapacağız? Hem çalışıyorum hem okuyorum. Hem bu nereye girecek? Düşündüm. Aa dedim hoca bazen yani kalemle yazmıyorsun ya sırf dinliyorsun. O sırada kollar boş. Lastik sıkıyorum böyle hocayı sıkarken. Ermeni'yi düşünüyorum böyle. Kağıdı büküyorum böyle. Lastikleri. Gazoz kapaklarını alıyorum kantinciden. Gazoz kapaklarını sıkıyorum. Sabah 8:30-5 arası 4-5 saat kol çalışıyorum ben. Ders de dinliyorum. Teneffüslerde dışarı çıkmıyoruz bazen. O arkadaşlarla evvela bir kişi yendim. Ondan sonra iki kişi geldi. Üç kişi yeniyorum. Ondan sonra onları oturtmaya başladım. Böyle bir 3-4 ay olunca hocam dediler siz her gün eziyorsunuz ama adam çalıştı haberiniz olsun. Ya ne çalışsın lan dedi. 5'e kırarım bu sefer dedi. Her neyse bu tabii diğer okullara da gidiyor. Hepsinde bir iddia da oldu. Beni tutanları hoca şeye çağırıyor. Sözlüğe. Öyle hırslı adam. Ona böyle. Onun için kimse beni de tutamıyor. Her neyse salon tutuldu. Hakem de geldi. İlk defa çıkarttım. Hep bol giyiyordum görmesin diye. Size de göstereyim bakalım. Bu yaşta kalmış mı bir şey? Bak. Kalmış mı bir şey? İyi mi? Var mı isteği hevesli olan? Hevesli olan masa iyi. Hocayla bir tuttuk. Hoca anladı işi. Daha hakem başlamadan ooo dedi bu karateci şeyle başladı ama hesap etmiştim. Onun kilosunu 3 dakika tutabiliyordum burada. Kaldı burada. Allah dedim bir yapıştırdım. O öyle giren kırarım falan diyen adam bembeyaz olmuş. Bembeyaz. Gitti okuldan. Hiç kimse ulaşamıyor. Yok adam. Okula bir ay gelmedi. Bir ayın sonunda telefonumu bulmuş. Aradı beni. Ya dedi helal olsun be dedi. İyi yendin beni dedi. Seni dedi yemeğe götüreceğim dedi. Hediye de almış. Modada hala hediyeleri saklıyorum. Yani buradan ne anlayacağız? Demek ki Allah için yapılan bir işte Mevla onu sana ne yapar? Vaktini içine sıkıştırabilir. Yeter ki araştır, oku. Hedef koy, çalış. Öyle mi? Evet. Siz hepiniz beni kat ve kat geçersiniz. Yani 3 dil öğrendim. Esasında 2-3 dil daha öğrenirdim. Hafızlık yaptım. Hadis hafızlığı da sağardı. 30 seneden sonra başladım bu işlere. Ondan evvelki 15 sene gezmişiz, dolaşmışız. Onun için buralardan program alacaksınız. Nasıl hizmet edeyim? Nasıl kendimi geliştireyim? Nasıl vaktimi değerlendireyim? Değil mi? Bir gün güreşe çalışıyorum. Fakülte bana kolay geldi. Tıp fakültesi. Çünkü okuduğum papaz okulunda 800 kişi aynı anda voleybol oynayabiliyordu. Ve Avrupa'nın en iyi hocaları ders veriyordu bize. Yani fizik öğretirken formülün nasıl çıktığını öğretiyordu. Matematik öğretirken uçak kanatlarına götürüyordu adamlar öyle. Avrupa'da kitapları. Niye? Hayran olalım. Dinimizi, milletimizi bırakalım, onları sevelim diye. Şimdi bir gün matematik imtihanı var. Dedim bir matematik çalışayım. O tarafın müdürü geldi Fransız elinde sopayla. Çok sopa yedim ben ha. Şimdi dedi çalışma zamanı değil dedi. Şimdi voleybol oynayacaksın dedi. Sensöf'ün 3 tane dünya ikinciliği var. 8 sene mecbur voleybol oynadım. Şimdi bana bir top atsanız şuraya zıplarım onu alırım yani. Hiç. Tabii. Öyle bakma şimdi.
Böyle göründü mü? 8 sene oynayınca öyle oluyor. Niye ders çalışamayacağım dedim. Biz ilimle tespit ettik dedi. Şimdi kafa yoruldu dedi. Sporu iyi kaliteli bir yerde hem de yenmesine oynanırsa dedi. Kafa o zaman dinleniyor dedi. Ders daha verimli oluyor dedi. Bu kuralı bozarsan ceza yersin dedi. Böyle bir okuldan geldiğim için tıp fakültesi çok kolay geldi. Ne yapayım dedi. İslam şuur da başladı böyle. Dedim Müslüman nasıl? Ha güreşçi olur. Çünkü Osmanlı'da her evde bir güreşçi olması önemli. Ben de güreşe başladım. Şimdi bir gün antrenmanda hoca çalıştırıyor beni. Hevesli olduğumu da gördü. Birinci adamı gönderdi böyle. Onu dinlenmeye aldı. İkinciyi gönderdi. Yine onu dinlenmeye aldı. Üçüncüyü gönderdi. Dördüncüyü gönderdi. Bitiyor. Ağustos. Pencere kapalı. Ne klima ne bir şey var. Hocam dedim ben tıpçıyım dedim. Ha dedi. Oksijen yok burada dedim. Ben bayılacağım dedim. Güldü hoca. Sen dedi benim dediğimi yap dedi. İstanbul şampiyonasına çıkınca göreceğiz seninle dedi. Bu oksijen meselesini konuşacağız dedi. Çıktık şampiyona. Şimdi arkadaşım anlatıyor maçtan sonra. İlk turdaki rakibim asker. Doğu kökenli. Askeriyede devamlı orada asker. Hoca demiş ki onun hocası. Bu demiş İstanbul süt çocuğu. Hele kolejden demiş yani çıkar çıkmaz yapıştır adamı demiş yani. Göreyim demiş yani çık üstüne. Devre arası arkadaş yine gitmiş. Komutan onu perişan ediyor. Bütün askeri tehditleri söylüyor. Evladım demiş adam senden oynuyor. Nasıl oldu? Komutanım demiş adam parçalayacak elinden zor kurtuldum. Şimdi resimleri keşke getirsem ben böyle ayakta bekliyorum. Ona böyle masajlar yapıyor adam bitmiş böyle. Öyle. Devre arasında resim var. O bitmiş yani. Devrenin başına tuş yaptım. Hoca geldi bak gördün mü dedi. Seni oksijensizliğe alıştırdım dedi. Seni sıcağa dedi havasızlığa alıştırdım dedi. Bir kişi değil 11 kişiyi alıştırdım dedi. Gördün mü dedi bak asker kekenli de olsa dedi. Disiplinli düzenli çalışma olmayınca zorlama olmayınca sen onu gel hocam elinize öpeyim dedim. Demek ki dünya ahiret ne çalışsak o gittiğimiz yerin ne yapacağız? Kurallarını dinleyeceğiz. Namazları nasıl kıldığımıza bakacağız. 40-50 sene kılıyorsun hep Kevser'le. Manasını düşünmeden, hazırlanmadan bir dünyada bile işin hakkını vermezsen sırtın yere yapışıyor. Onun için bu oralarda bu maneviyatı alıp ibadetimizi güzel yapıp onu da başkalarına yansıtanlardan eyleyelim. Bir gün çapadan dönüyoruz. Yolda yanımda iki imam hatipli var. Böyle bir çok sıkıldılar. Ne oldu dedim. Namaz kaçacak akşam namaz dedi. E ne yapacağız dedim. Yakında bir can ver dursan da dedi. Biz bir 10 dakika namaz kılsak. Baktım yani o bütün neşeleri gitmiş. Dedim bunları götürmek lazım yani. Götürdük kapıda bekliyoruz. Geldiler yüzlerine baktım. O yüzleri o demek ki sıkışıklık gitmiş. O manevi hal üzerlerine böyle bir rahatlık çökmüş böyle. Allah Allah dedim. Ya bunlar bir karanlık bir binaya girdiler. Ne yaptılar da bu kadar mutlu oldular. Yani benim için güzel bir arabaya binmek, işte kızların yanına gideceksin, işte bu araba gidecekler falan, bir şeyler yiyeceksin. Yani oralarda bulduğum mutluluğu nasıl bir taş binada buldular? İlk defa namaz kılan insandaki o yüzündeki mutluluğu görmüştüm, huzuru görmüştüm. Bana da şimdi namaz nasip oldu ama namazı sevenler, onu sıkışıklıkta kılıp da onun huzurunu alanlar bana o hevesi verdi. Mevlam öyle güzellerin yanından ayırmasın. Aynı manevi enerjiyi de verenlerden eylesin bizi. Bir gün şimdi tabii namaz kıldığım zamanlar çapada ameliyattan çıktım. Öğle namazının bitmesine 15 dakika var. İkindi başlayacak ve hocalar vizit yapacak. Yani o pansuman odasına gitmeye vakit yok. Namaz kılmak o zaman yasak. Pansumancılar anahtarı vermişti. Köşede kılıyordum. Başladım namaza. Birden hocalar geldi 4-5 kişi. Yanında beni gördüler. Eyvah dedim. Ne yapalım? 4 rekat kılacağız biz. Namazı kıldım. Vizit bittikten sonra bir doçent çağırdı. Herhalde dedim atılıyorum. Hocalar gördü namazı. Atılıyorum dedim. Odasına götürdü. Salih dedi bu sıkışıklıkta kıldığın namaz çok hoşuma gitti dedi. Benim annem namazlı. Fakülte, doçentlik, profesörlük derken dedi ben namazları zayi ettim. Ama dedi sen şu sıkışıklığı oraya attın kıldın ya dedi. Böyle içim bir fena dedi. Al benim odadan anahtarı dedi. Böyle sıkışık zamanda benim odada kıl dedi. Sonra yavaş yavaş bir hoca daha heveslendi. Biz niye dedi kılmıyoruz dedi sen asistansın dedi. Bir oda tayin et de dedi ben oraya dedi mescit yaptıracağım. Ana Amerika'dan gelmiş böyle. Çok yeni kuvveti olduğu için o kuvveti kullanacak güzel. Bir oda dedi beğen dedi biz oraya dedi halı da kaplattırırız sen de imam olursun dedi. Benden de ne imam olur ha. Biz kılıyoruz böyle başladık. O hoca da kuvvetli herkesi alıyor getiriyor böyle. Bir cemaat var arkamda bildiğin gibi değil. Ama işte dünya imtihanı. Bir gün hoca çağırdı yanıma. Ya Salih dedi, çok meşhur olmak istiyorum dedi. Hocam daha çapada profesörsünüz dedi. Daha ne olacak? Çok televizyonlara çıkmak istiyorum dedi. İşte dedi, çok büyük hastanelere gitmek istiyorum dedi. Hocam iyisiniz dedim yani daha ne olacak? Ay hız vardı işte böyle dedi. E ne olacak dedim, bana mason ol diyorlar dedi. Hocam yapma be dedim ya.
Bak güzel şurada namazımızı kılıyoruz. İyisin, güzelsin. Sonra bir gün beni bir hoca çağırdı. Ya Salih dedi, o senden kanka olan var ya dedi. Seni buradan attırmak için uğraşıyor dedi. Ya. O oda da kapandı. Namazı da bıraktı. Şimdi çok meşhur. Adını vermem. Allah hidayet eylesin. Buralara gelmek bir bedel istiyor değil mi? Gönülden bazı şeyleri çıkarmak lazım. Yine bir gün bir hoca çağırdı. O zamanlar yeni Arapça fıkı öğreniyorum. Hocam dedim bak bu saate kadar durabilirim dedim. Bir ameliyat size yardım ederim dönerim. Ameliyat bitti. Salih dedi iki ameliyatımız daha var. Hem de dedi onlar çok zengin iyi para var. Vallahi hocam dedim istediğim para olsun dedim. Ben derse gideceğim. Bir kerelik de dedi gitme dedi. Bir kere gidiyorsun senelerde dedi. Bir kere gitme. Vallahi dedim o sevgiyi koyan Allah. Bir para için bırakırsam, o sevgiyi alırsa, sen dedim ya beni gönderebilir misin oraya? Ne yaparsan yap dedim. Kimi bulursan bul, ben gidiyorum dedim. Yani o şeyi yapabilmeliyiz değil mi? Buralara gelebilmek için. Bak şimdi eniştem can çekişiyor buradayım. Ama sizin o hevesli bakışlarınız bana can veriyor. Mevlam onun için hep yolunda sapasağlam yürüyenlerden, saf olanlardan eylesin. Amin. Şimdi tıp fakültesi öğrencilerle, dedim öğrencilerle, gençlerle de aram olsun. O zaman tebliğ edecek bir bilgim yok. En azından dedim benim yerime gelin. Ben size ikram edeyim. Siz ders yapın. O bir büyük abileri var. O başlarına duruyor. Onları çağırıyor. Güzel anlatıyor. Her haftada bir ayet ezber veriyor. Salih abi diyor sen de bir ayet ezberler misin? Bir haftada bir ayet ezberleyemiyorum. Yaş 33-35. Bir ayet ezberleyemiyorum. Niye? Gönülde doçentlik var. Abi diye ezberledim mi diyor. Ezberleyemedim diyorum. Hiç ezberlemek için vakit ayırmıyorum ki. Ama gönle koyarsan 47 yaşında bir günde 11 sayfa yaptırıyor Allah Teala. 33 yaşında bir ayeti bir haftada yapamıyorsun. Çünkü gönlünde doçent profesör olmak var. Doçent profesör olma olur. 10 dakika otur bir oku değil mi yüzüne? Yine Kur'an kursuna vurduğunda bu sefer hoca beni oturttu. Ya hocam dedi senin oğlan kaçtı buraya oturur musun dedi. Bir oturuş 11 yıl. Vakti güzel değerlendireceğiz. Nerelerden kırparım dedi. Mutfağa gitmeyeyim dedim. Mutfağa gidiş geliş ona bora. Ne yapayım dedim. Sabahtan yanıma bir salata domates üstüme dökülmeyecek şeyler alıp çayı da böyle sırf deminden böyle koyarım. Ben dedim mutfağa gitmem. Mutfağın hesabını yaptım. 10 sene arkadaşlarımdan ben bir çay içmedim. Niye? Kur'an'ı elde edeyim diye. Nasip oldu. Nasip oldu. 50 yaşında bitirdim. Hem de meali hem de tefsiriyle beraber. Şimdi ama ne dedi arkadaşlar? Beni kınayanlar ya bir çaya gelmiyorsun, bir gezmeye gelmiyorsun diyenler kızanlar. Biz boş vakit geçirmişiz dediler. Sen kazandın dediler. Ama ben ameliyatlarımı yapmaktan vazgeçmedim. Hanımın dediklerini yapmaktan vazgeçmedim. Çocuklarımın Kur'an'larını tutmaktan da vazgeçmedim. Derslere de yardım ettim. Yani zannetmeyin bir Kur'an kursuna gittim, kapandım. Bütün işlerimi bıraktım. 33 yaşında dedim hanımla evlendik ayıp olmasın Yasin'i ezberleyeyim. 6 ayda ezberledim. 6 ayda. Ama 47 yaşımda her gün oturmuşum ya antrenmanlanmışım. Bir günde 11 sayfa yaptım. Bu Allah'ın hediyesi ben yapmadım. Ben oturduğum için arkadaşlarla gezme yerine Kur'an'ın karşısına oluyor. Yeryüzükü men yeşer bir gayri hesap hesapsız verdi Allah Teala. Mevla nasip ederse, siz heves ederseniz, malayaniyi de kaldırırsanız, topete gelirseniz, buraya hizmet ederseniz, Kur'an'a hizmet ederseniz Mevlam verir. Mevlam alanlardan, ilerleyenlerden, gönlünü her gün açanlardan eylesin. Amin.